okula gitmeden önceki son düşüncelerimiz. İptal edilsin. Allah belasını versin. Sınavdan çıkınca eğer vaktimiz olursa kaç bekliyoruz şeyleri çekeceğiz? Ben hesaplayamıyorum ki. Ben de hesaplayamıyorum. Garantileri olmaz. Hesaplayın yeter. Olmuyorsa garanti. Dinler şimdi. Vizeden de 10 bekliyorum. Yani garanti. Tamam. Beklentimiz şu an girmeden, hiç girmeden istediğimiz. Gelin otobüsüne. 15 gibi ama inelim aşağıya. Tamam. Şu an ben 65-70 almak istiyorum. Kaç almak istediğimizi? 65 istiyorum. Havuzuna gözün yok. 64 istiyorum. Sizin gönlünüzü sorarsak ben bir 80 isterim. Asıl sen kaç istiyorsun? 64. Kaç soru var onu tam biliyorum. Yani bizim de doğru yanlışlar var. Kaç soru var acaba? Sınava bir saat erken geldik. Şimdi birazcık tekrar yapacağız. İlk videolardan gözlerinin ders anlatışları. Ama şu an full odak dinlemek istediğim için ilk defa. İlk defa. Ya değil de diğerlerinde hani mesela sen anlatıyorsun. Ben video falan çekiyorum, uğraşıyorum. Ha evet evet. Doğru. Şu an full dinleyeceğim. Tamam, o zaman hadi. Bye. Evet. Birinci finalden çıktık. Gözlerimi çıkartayım. Gıda katkı maddeleri. İlk sınavım benim 60'tı. Ve şu an 60 alıp geçebiliyorum CD ile. Benim ilk sınavım 70'ti. Yani geçiyorum ama sanırım 70'de alırım ya. 70 alırsan CB güzel bir şey. Evet. 2 kredi yapıyordum. 3 galiba. Yani CB'de gözüm yok. CC yeter. Onlara da yetiyor galiba. Bir 65 falan hani 60-64 gibi bir şey alıp geçiyorum. Sağladıklarım tutarsa belki ben de CB'ye yükselirim. Yani onun için kaç almam gerekiyor ki? 80 falan almam gerekiyor. Hesap makinemi bulayım mı ben de? Neyse buradan ayrılıyoruz. İpek'le Gözde hastaneye gidecekler. Gerçi yurda gidip mi hastaneye gidecekler? Yurda gideceğiz, yemek yiyoruz. Yurda gidip hastaneye gidecekler. Ben çarşı. İşim çok, gücüm çok. Uğraşamam. Dolmuşa kalacağız. Bıye. Notum açıklandı. Kaç almışım Aslı? 80. Allah Allah. Darısı diğerlerinin başına. Ben mala döndüm. Bir uyumuş İpek'le. Aa, bu Ales tipi vardı ya. Bak. Ales tipi, lager tipi. Bunu bunların mikroorganizma eşleştirmeleri işte. Alesleri lagerleri kodlayamadı üst alt diye. Çünkü aynı zamanda lagerda da hem üst hem alt mı ne varmış. Ay dedi durun bunu sormayayım dedi, bunu sorayım dedi ya. Ben ilk çok ikna olmuşum, sen bulmadın önce de. Gerçi ama ben bulmak istedim. Ne olduğunu anlamadım çünkü. Öğrenci sus, kahveni iç, dersine çalış. Bugünden tek isteğim bu dersi geçmek. CC ile. Ben CC ile geçme potansiyelim olduğuna inanıyorum. Sözü Gözde'ye bırakıyorum. Ben 70 almak istiyorum. Anca geçiyorum. 63'lerle 65'lerle falan tam geçiyorum. 70 olsun. Garanti. Ben 70 istiyorum. Falan lütfen çıkmış olsun ya. Konu çalışamadım çünkü ben. Konu ezberlemedim, bilmiyorum. Alkol dekodesi şeyleri bilmiyorum. Hı? Gördüm gördüm. Mica da bir düşüreyim. Bilmiyorum falan diyorum. Hazır mısın? Ben üçüncüyü ezberlemedim. Tamam. Gerginlik. Heyecan. İki videoda üstünde bu vardı. Geçer mi burada? Bu insanlar beni yanlış tanıyacak. Nasıl tanıyacak? Fanlarım hep aynı kıyafeti giydiğimi düşünecek. Heyecan'ın fanları hep aynı kıyafeti giymiyor Heyecan. Yarın bir daha çek. Yarın bir daha çekeyim mi? Çek.
Benim de şans ödeyeceğim burada. Daha durmakla video açmamıştım. Tamam, bir daha açtın mı? Açtım. Kaldık. İkimiz hayırlı olsun. Bunu 500 kere yapabilirim. Kaldık. Elimizi aldık. Elimizi aldık. Sonunda biiip. Ya, görüşürüz aşkım. Ben de aslında omzunu aldım çıkışta. Ben bir ihtimal geçebilirim. Eğer 50 alsam geçiyorum galiba. Benim geçmem için... Gün geçmiyor ki hastaneye gelmediğimiz bir video içeriğim olsun. Döntgen 4 değil mi? Evet. Neyse biz yine hastaneye geldik aklımdan. Aklımda da çekmeyi unuttum. Çok yakın açıdan çekiyorum çünkü şu an hastanedeyim. Her ne kadar sosyal aktivitem olması da birazcık artıyor buralarda. Ne diyordum? Ha, en son aklıma giderken çektik. Gözde maske kullanmıyorum şu anda. Herkes buna bakıyormuş gibi hissediyorum. En son aklıma gidiyorduk. Maviye girdim. Mavi azıcık hiçbir şey bulamadım. Bir tane tişört beğendim. İçini çok belli ödüyordu. Ucuzdu. Neyse ondan sonra hani şey sınav kötü geçti ya. Acısı neyle çıkaracağım? Tabii ki de parayla çıkaracağız. İşte maviye gittik bulamadık bir şey. Sonra Pente'ye gittim. Pente 3 adet köyde vardı. Ondan sucuğum bakıyorum. Yok bakıyorum. Yok. Ondan sonra bir tane buldum. 3 adet köyde yapmam lazımdı. Şey aldım yine de. 2 tane pilates çorabı aldım. Ondan sonra durduk mu yeter mi yetmez. Kendimizi daha fazla dinlendirmemiz lazım. Hemen kahve dünyasına gittik. Biz yine fıstıklı latte sorduk. İpek'le bakışıyorum bu arada. Benim konuşmama bakıyor. Bize fıstıklı latte sorduk. Yokmuş, yine yokmuş. Neyse benim şeyde kahve dünyasında bir tane ücretsiz içeceğim birikmişti. Bir tane kendi işte bir tane bana americano aldık, bir tane de bedavaya aldık. Ucuza aldık yani. 2 tane gofret aldık, 2 tane şeker aldık. İpek Hanım'a geliyor sıra. Gel. Sıram gelmedi. Ben de ödüllerimi anlatıyordum. Ben ödül bulamadım. Bir dahaki ne yapacağım? Yani bir dahaki dışarıya çıkışımız olacak. Bir dahaki sınav kötü geçmeyecek. Evet. Ya, iyi geçtiği için de ödüllendirebiliriz kendimizi. Mesela dün de yani kendimi ödüllendirmedim ama Dilara'ya 2 tane kolye aldım. O da ödül sayılır benim için. Ne diyor yani? Ha bir de işte bugün yine Dilara'ya Karaca'dan şey aldım. İpek ikimizin açısı da ayarlayamıyorum. Seni almayacağım şu anda. Sen gidiyorum zaten. Diye gittim hemen. Dilara'ya termos aldım. Çünkü abla. Ablalık duygularım çok kabarık. Neyse. Benim düşünüyorum çok iyi değil mi? Zaten sınavda dikkatim dağıtıyor ojelerim. Optik doldururken böyle şey yapıyorum. Tutuyorum ya. Çok güzel değiller mi? Bence güzeller. Aa 3 dakika video çekmişim lan. Zaten benim vloglarım kaç dakika? 4 dakika. 3 dakika da bu. Ay ojelerim çok güzel ya. Ben... Neyse. Gıda biyoteknolojisine gidiyoruz. Göte gelmediğimiz, bak göte gelmediğimiz bir tane sınav yok. 3 tane bölümden çalışılacak dedi hoca. Gitmiş et sormuş, 25 soru. 5 tanesi etti. Et ilk dönem ooo falan yani. Hesaplıyorum hesaplıyorum, 30'a ulaşamıyorum. Hesaplıyorum hesaplıyorum. Ay başım ağrıyor. 15 tane test sormuş, 10 tane doğru yanlış sormuş. Bu arada... çıkmış sorulardan ya, zaten. Mantıklı bir şey sor. Özellikle değil gram ki pozitif, bakteri gram negatif. Sor. Evet. Bakterinin adına da razıyım. O kadar güzel şeyler. Hani dese ki ona göre çalışın. Yok yani. Hani hey, sen... sucuk ne ya? Sen seni yani bir şey mi? Zorunlu mıyız? Soracağım dediği yerlere de sormamış. Çok haklısın aşkım. Haklısın aşkım. Ona da haklısın aşkım. Şey, kim o? Kim? O değil galiba. Değil. Evet ben sinirliyim. Sabah sabah da drama yaşadık zaten çıkmış sorularla alakalı. Çıkmış soruları vermeyen arkadaşlar mezara götürün. Tamam mı? Alın o çıkmış soruları koyun cebinize. Mezara götürün yani. Başım ağrıyor. Bir işe de yaramadı zaten. 60'a ulaşamıyorum. Neyse. 80, 160. Olduk yani. Günaydın. Final haftasının 4. gününden selamlar. Gözde de vlog çekiyor. Artık onda yeni kanalı var. Buradan ekleyebilirsiniz. Gözde ARSL'ne.
Ay mahvolduk ya. Yorulduk artık. Açıklamıyorlar. Sadece Sabireciğim açıkladı. Diğerleri hala açıklanmadı. Bizi de yurttan atıyorlarmış zaten bir tek kalırsak. O yüzden bir tek kal. Şişen bile intihar etti buna. Aha. İşte ondan sonracıma bundan da kritik bir ders. Benim nasıl olarak kritik değil ama balı balını aldığım için bize de yine de kritik yani. Biz ne notlar gördük? Vizeden 100 alıp vizeden 100 alıp yine DD'de kalan. Evet dur bir saniye gözde. Alttan aldım. Bu kadardı. Şimdi sadece çıkmışları ezberleyip gireceğiz. Yeteri kadar çalıştık. Allah'ım. Ben de o yüzden sonra cümlenin sonunu içime yutuyorum zaten. Evet, neyse ne diyordum? Ha, ilk defa güzel geçen bir sınav. Gerçekten. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Evet. Geçtik ya. Yani geçtik diyebildiğimiz ikinci sınav. Evet. 80 garanti şu anda. Zaten ya. Ne? Geçen yıl. Geçen yıl değil o interviyonun sarısı. Evet. Tıbbi'de 20-15'e çıkmıştı. Güzeldi. Şu an 80 garanti. Yani de bize emiş de bilmiyorum işte. Bakalım. Yurda gidelim birazcık uyuyalım artık. Yani sizden gebereceğiz. Bugün hastaneye gidemediğimiz için sağlık ocağına gelelim dedik. Sağlık ocağına gidiyoruz. Bu kadardı. Yarın gideceğiz hastaneye. Birinci haftayı bitirdik ve sınavı geride bıraktık. Şu anda bayağı iyi ilerliyoruz. Tavla oynamaya geldik. Dün de 3 tane ben film izledim bu arada. Sınava atınca. Bugün de 100 almayı bekledim. 90 almayı hedefledim. Sınava 80 aldım. Olsun. BA aldım. Ama yine de iyi ilerledim. Bunu yapmak nasıl daha vazgeçmeyeceğim. Şimdi Gözde'ye geliyoruz. Gözde 92 aldı. İşte şu anda alınca kızlar yani. Of, anne çocuk çalışacağız daha. Ben de şey hazırlıyorum. Drive'a çıkmış sorular ve PDF'lerin klasörünü hazırlıyorum. Onu düzenlemem lazım. Seneye hepsini atıp aradan çekilmek istiyorum. Bu kadardı. Kaldı. Neyden? Anne çocuk. Hayatımdan. Ben bu sınavı geçemiyorum. Başaramadım. Ben bu hayatımdan da başaramıyorum. Hayat sınavından. Denem o zaman denesinden. İnşallah. Bak. Ha, başına kötü bir şey geldiğinde daha kötüsü benim yaşadığım oluyor, tamam mı? Yani ben... Atlatıyorsun. Onu da atlatıyorsun. Yapamadık. Başarı. İnşallah diğer tarafta başarız. İnşallah. Biz zaten diğer şeye yatırım yapıyoruz. Ne nasıl mı? 3 gündür doğa dinliyorum. 3 gündür doğa dinliyorum. Ayeten kimse okudu, okuyamadık. Bilmediğim yerden geldi. Kayıt. Anne çocuktan çıktık ve kahve dünyasına geldik. Nasıl geçti? 95 lira. Bilmiyorum. Ya kötü geçti. Ama olsun. Moral bozmak yok. Alttan alacağız. Sınav çıkışı ağlamadım. Asla ağlamadım. Sigara içmedim. Asla. Bilmiyorum neden böyle şeyler başımıza geliyor, bunu da hiç bilmiyorum. Hoca sınavdan yeter küsü okuyun da girin dedi. Biz okuyamadık bilmediğimiz için. Yani bu yüzden de öyle oluyorsa... Benim hakkımda bilmeniz gereken şeyler. Kafam ayakkabı yedim ve dikiş atıldı. Şuradan. Burası dikiş izi. Trafik kazası geçirdim ve bacağımda şu kadar dikiş var. Bir herhalde dikişim yok, bir de bir yerim kırılmadı. Geri kalan şey başıma geldi. Duydu sadece bayılmadı arkadaşlar. Başına geldi. Günaydın. Biyokimya sınavına gidiyoruz. Hiç hazır hissetmiyorum. Tamam, çok uykum var. Çok az şey biliyorum. Ezberleyemedim. Her şey girdi. Eliş bitişi oldu. En az C'ye ben istiyorum. Yani C'ye ben istiyorum. C'ye olmasın. Allah'ım lütfen. Güle güle. Çok sevdim ben.
Evet. Sabah da çekmedim. Sınavdan çıktığımı da çekmedim. Tamamen unutmuşum. Ne unutuyorsam. Bugün mikro finali vardı. Zaten dün akşam çalışamadım, sabah çalışamadım, ezber yapamadım. Benim artık o kadar doldu ki ezber hani yok, sıfır. Ne sorduğunu bile hatırlamıyorum. Sınav kağıdı elime bir geldi. Kendim yemin ederim 3 tane, 4 tane anca işaretleyebildim. Hani 15-20 puan kaldım gibi ama hoca puan ekliyor diyorlar bırakmamak için. Yani eğer eklemezse D'de kalıyorum galiba. Bir ihtimal yine DC olabilir gibi. Final haftamızın sonuna geldik. İnşallah büte gelmem. Bu videoda burada bitsin.